Kartal Yakacık'ta meydana gelen olayda muhtar Senem Özdemir de yaşlı vatandaş kayıtlardan tespit ederek kaybettiği parasını kendisine teslim etti. Yaşananların ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, işçileri makamında kabul etti. Sergiledikleri örnek davranış için çalışanlarına teşekkür eden Başkan Yüksel, sağduyulu yaklaşımlarından dolayı kendilerini ödüllendirdi. Başkan Gökhan Yüksel, personelin yaşlı bir insanın zor hayat şartlarına rağmen geçimini sağladığı parayı bularak geri vermesinin herkes için iyi örnek ve güzel bir davranış olduğunu, bu davranışın kendilerini onurlandırdığının altını çizdi. Biz her yönüyle örnek olmak zorundayız. Bizi temsil ediyorsunuz. Bu örnek davranışınız bizim için kıymetli. Zaten yaşam koşulları zor. O teyzenin her şeyiydi o emekli maaşı. Bizi aradı, teşekkürlerini iletti bizzat. 80 yaşındaki teyzemizi biz de tekrar buraya davet etmedik tabii ki. Covid var o evinde. Ama biz onun teşekkürlerini size etmiş oluyoruz. Çünkü insanlık hala iyi olmaya devam edecek. İyiler kazanacak. İyi insanlar örnek olmaya devam edecek. Bu anlamda ben size teşekkür ediyorum. Orada yanınızda olan diğer çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. İyi ki böyle güzel bir örnek bir tavrı sergilediniz. Yoksa onun bu ayki yaşamı, yaşantısı çok çok büyük sıkıntıya girmiş olacaktı. Biz de Kartal Belediyesi ailesi olarak bizi onurlandırdınız. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Emrah Çoban ve Emre A100 adlı iki işçi, bankamatikten çektiği parayı yere düşüren yaşlı vatandaşın parasını bularak mahalle muhtarına teslim ettiler. Kartal Yakacık Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi projesinde görev alan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları Emrah Çoban ve Emre A100 ise çalışırlarken bankamatikten ayrılan vatandaşın parasını düşürdüğünü gördüklerini ancak seslenmelerine rağmen vatandaşa yetişemediklerini belirtti. Sonrasında yere düşen parayı toplayarak Yakacık Çarşı Mahallesi muhtarı Senem Özdemir'e teslim ettiklerini ifade eden işçiler insani görevlerini yaptıklarını söyledi. Faydalı olabildiğimiz için mutluyuz. Görevimiz olan bir konuyu yerine getirdik. Bir nebzede bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bizler için. Yani hayat şartları zorluğu için o teyzemiz de yani parasını teslim ettik. Yani onun görünce sevinci, mutluluğu bize her şeyi bedeldi yani. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz güzel hediyeler için.